Merhaba güzel insanlar, sanatseverler, sanatçı dostlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi göz çalışmamızı izliyorsunuz. Yine göz çalışmamızın, gözümüzün bebeğini yapıyoruz. Her insanın gözü şekil olarak farklıdır. Biz de şimdi farklı bir göz çalışıyoruz. Göze canlılık vermek için siyah beyaz veya kahve beyaz kontrastı iyi ayarlamak gerekli. Çünkü o canlılığı vermeliyiz. Böyle beyaz bıraktığımız yerlerin etrafını koyulaştırırsak beyazlığı daha ortaya çıkarmış oluruz. Görüyorsunuz. Şimdi bir bu haline bakın, bir bu haline bak. Yani etrafı koyulaşınca açık daha ortaya çıkacak. YouTube kanalımı izlemeye devam edin ve abone olmaya devam edin. Eş, dost ve arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Türkiye'nin ilk yakma resim sanatı piyasada satışta, onu da alabilirsiniz. İçerisinde üçü yabancı olmak üzere 34 sanatçıya yer verdim. Hepimize faydalı olacağını düşündüğüm bilgileri aktardım. Tonlamayı yaparken tam beyazdan uzaklaştıkça açık tona doğru gidiyorum. Ama bu tamamen beyaz kalmasını istediğim yeri bir ton daha koyulaştırabiliriz. Tamamen sizin elinizde ve sizin görsel zevkinize, bakış açınıza kalmış bir seçim. Yani bunu bir kural yok. Kesinlikle şöyle olması lazım, böyle olması lazım değil. Biliyorsunuz, ressamlık, sanat bir yorumdur. Yani şu gözü karşınıza 10 sanatçıyı alın, aynı gözü 10 kişiye yaptırın. Hepsi farklı olur. Çünkü herkesin bakışı, yorumu farklı. Öyle de olması gerekir zaten. Hepimizin beyin yapısı farklı, düşüncelerimiz farklı, yansıtmamız farklı, kendimizi ifade etmemiz bile farklı. Hepimiz konuşmayı biliyoruz ama hepimizin hitap tarzı farklı. Karakter farklı, davranış farklı. Sanat da odur yani. Sanat yazı olarak değil de görsel olarak sanatçıyı yansıtır.
Ne kadar iyi yansıtırsak o kadar eserimiz güzel olur ve değer kazanır. Arada bir böyle tornavidanın ucuyla ahşabın yapışan çapaklarını, kurumlarını alıyorum. Onu merak edip sormak isteyebilirsiniz. Ne kadar böyle yakından detaylı çalışırsanız sabırla bitiminde uzaktan baktığınızda çok güzel görüneceğine emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bütün çalışmalarımı tek uçla yapıyorum. Benim tarzım bu, hoşuma gitti ve ders verdiğim sanatçılarımıza da gelecekte hoca olacak yetiştirdiğim insanlara da aynısını yaptırıyorum ve hoşlarına gitti. Çünkü hani at sahibine göre kişner lafı vardır. Bizim yakma aletimizi de kullanana göre iyi hale getirebiliyoruz. Mesela ara ara yerlerde efekt verelim. Yani buralarda biraz daha aralarda koyuluk kaldığını düşünelim. Karşıdan baktığımızda güzel bir derinlik verecektir bu. Göz bebeğinizi çok yakından baktığınızda, tabii ki kendi göz bebeğinizi çok yakından nasıl bakarsınız onu bilemem ama başka bir yakınınızın, eşinizin, arkadaşınızın, kardeşinizin göz bebeğine yakından baktığınızda anlayacaksınız. Şimdi buraları da hafif yine bej gibi yapıyorum. Çünkü burada bembeyaz değil. Bu arada inci damarlar. Onu da böyle hafif kırık beyaz gibi yapıyoruz yani. Arkadaşlar lütfen video kanalıma abone olmayı unutmayınız ve sevdiğiniz dostlarınızı abone olmaya, videolarını izlemeye davet ediniz. Çok memnun olurum. YouTube abone sayım 1000'i geçmesini istiyorum. Henüz 1000 olmadı. 700 civarlarında. Ve buradan
söylemiş olayım. İlk defa söyleyeceğim şu an. 1001. YouTube aboneme sürprizim olacak. Onu da söylemiyorum çünkü sürpriz. Gerçekleştiğinde 1001. abonemiz o mutluluğu yaşayacak. Bunu böyle küçük bir ayrıntı gibi diyebilirsiniz ama zaten önemli olan küçük ayrıntılara ilgi göstermek, önem vermek. Çünkü eserimizin tamamını küçük ayrıntılar oluşturuyor. Onun için birbirini tamamladığında süper derinlik olacak. Şimdi burada göreceksiniz zaten. Çok uzun da videoyu çekmek istemiyorum. Çünkü sizleri seviyorum. Sıkmak da istemiyorum kimseyi. Bakalım ne kadar. Evet. Şöyle bir dakika daha şöyle bir şey yapalım. Sonra size bunu göstereceğim. Ve nasıl bir güzel görüntü elde ettiğimizi göreceksiniz derinliği. Zaten bizim yakma çalışmalarımız eserimizi bitirsek bile bitti sayılmaz. Ne yapıyoruz? Ara ara dinlenirken, elimizi gözümüzü dinlendirirken eserimizi karşımıza koyuyoruz. İnceliyoruz. Daha iyi, hani böyle dışarıdan birinin gözüyle de bakabiliyoruz. O zaman dur şunun şurasını şöyle yapmam lazım. Şuraya biraz daha derinlik vermem lazım. Buranın rengini biraz daha koyulaştırmam lazım gibi neler yapacağımızı karşımıza eser alıp incelediğimizde görebiliyoruz. Yani kendi kendimizi fikir vermiş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Beni izlemeye devam ediniz. Her gün değişik çalışmalarla karşılaşacaksınız. Bakın ben şeyle yaptım. Yayınladım sayfamda görebilirsiniz. Instagram, Facebook sayfalarımda. Yaptığım Piri Reis haritasını orijinal yaptığım için Türkçe değil. Ama herkesin de anlaması lazım. Orada ne yazıyor? Piri Reis neyi anlatmış? Harita nasıl yapılmış? O bölgelerde nasıl insanlar yaşamış? Neler yaşanmış? Nasıl hayvanlar yaşamış? Ne tür ağaçlar var? Bunların hepsinin bilgisini Türkçe olarak kare kod haline getirdim ve Piri Reis haritasının sol üst köşesine kare kodu koydum. O kare kodu tüm akıllı telefonlarınızla okuttuğunuzda
Ben bir de haritada tabii o Türkçe olmayan yazıların oraya numaralar vereceğim için, daha doğrusu verdim ve şimdi haritanın üzerine yazacağım ve onu bir kağıt üzerinde belirledim. Ona göre zaten kare kod oluşturdum. Haritanın üzerine de o numaraları yazdığımda haritayı inceleyen kişi bakacak ne yazıyor orada? 17 numara. 17 numaranın açıklaması neymiş Türkçesi? Kare kodun orada baktığında kare kodun orada görecek, okuyacak ve anlayacak. Bunu da çok iyi bir sistem yaptım diye düşünüyorum. Çünkü yakma resim sanatımızda ilk defa kare kod uygulamasını başlattım. Bunu ileride başka çalışmalarımda da daha değişik, ilginç çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Onlarda da düşünüyorum. Yani mesela bir eser çalışacağım. Onun bir hikayesi var. O hikayeyi ben kare kod halinde eserimin bir tarafına yerleştireceğim. Sol köşe, sağ köşe, üst köşe, artık onları ayarlayacağız eserin, görselin durumuna göre. Orada kare kodu okuduğunuzda, okuttuğunuzda yapmış olduğum eserin görselliğinin yanında hikayesini de okuyabileceksiniz. Onun için lütfen beni izlemeye devam ediniz. Bildiğim kadarıyla bilgilerimi paylaşayım size. Sizlerle bilgi alışverişi yapalım ve ben de araştırmaya, öğrenmeye devam edeyim. Çünkü hepimiz sanatımızı iyi yapmak istiyoruz. Daha olmadık, olamayız da. Onun için devam ediyoruz. Şimdi size göstereyim. Şurası. Bakın. Şöyle gözün. O gözün bebeğinin içindeki detayları gördünüz değil mi? Şuraları. Bakın daha değişik hava verecek. Bunun üzerinde tekrar ben oynamalar yapacağım. Sonrasında çok güzel bir görüntü olacak. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.